Hatırla ne olur? Bir genç gayri ihtiyari bir kadının çadırına baktığında çadırın kapısı havalandı. Kadını çırılçıplak gördü. Bir anda korktu, endişe duydu. Hemen evinin içerisine sığındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı, mescitte genci göremiyor. Dediler ki falanca genç nerededir? Koştu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve arkadaşları. Falanca gencin çadırına gittiler. Dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni soruyor. Seni merak ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Genç durumunu anlattı. Bağışlanmayacağını zannetti. Dediler ki gence Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni görmeye geliyor. Korktu. Acaba dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gazabıyla, öfkesiyle, azabıyla mı çadırıma girecek? Beni bununla mı müjdeleyecek? Allah Resulü ile karşı karşıya geldiğinde kalbi buna dayanamadı, vefat etti. Biz haramlardan zevk duyar hale geldik. Biz haramları gülerek işler hale geldik. Biz haramlardan bıkmadık, usanmadık. Yarınların özlemini duyduk. Biz doymuyoruz. Haramları işlemekten doymuyoruz. Günahları pervasızca işliyoruz. Şimdi sana soruyorum aziz dostum. Hangimizi kıldığı yatsınamızı koruyacak? Yalan bizde bine birdir. İftira bizde. Gıybet bizde, dedikodu bizde, insanları eleştirmek bizde, kınamak bizde, ayıplamak bizde. Soruyorum sana aziz dostum, güvendiğin gece namazı seni koruyabilecek mi? İşlemiş olduğun hatalar ya salih amellerin önüne geçerse ve beklediğin rahmet meleklerinin yerine öfkeli bir şekilde gazap melekleri, azap melekleri inerse, ey ölüden diri, diriden ölü çıkaran, her şeye bir ecel tayin eden Allah'ım, bizleri son nefeste imansız ölmekten koru. Bize öyle bir ölüm ver ki, arkamızda kalanlar buna imrensin, sema ehli de bu ölümle sevinsin.